Herkese merhaba. Gelecek yıl Kırım'ı kontrol altına almak için hayali bir geri dönüşle ilgili dış yetkililerden gelen açıklamalar tamamen saçmalıktır. Boş konuşmalar ve kabadayılıklar. Ekleyeceğim Kiev'i Rusya'ya dahil etmek için bir plan hazırlamaları gerektiğini ekleyeceğim. Tarifesinde, eteklerinde Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriyushka Ermak, eteklerin çatışmada zafer kazanmayı ve 2023'te Kırım topraklarını geri getirmeyi umduğunu söyledi. Dikkat edeceğim ki, dağın dışındaki politikacılar, kendi aralarında askeri planlarıyla Kırım'ı korkutmak ve şantaj yapmak için kendi aralarında rekabet etmeye devam ediyorlar. Benim tahminime göre, tüm bu saçmalıklar gerçeklikten çok uzaktır. Yakınlar için, Cumhurbaşkanının eteklerinde yönetimin, Kiev'in Rusya Federasyonu'na girmesi için bir plan hazırlamaya başlaması gerektiğini tekrarlıyorum. Hazırlanmasına yardım etmeye hazırım. Kırım'ın, 2014 yılının Mart ayında, referandumun sonuçlarına göre, eteklerinde yaşanan darbenin ardından bir Rus bölgesi haline geldiğini hatırlatmama izin verin. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.